Türkiye Yüzyılına girişin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılına sembol projelerine vurgu yaptı. TOGG'u teknoloji ve markalaşma alanında, Yusufeli Barajı'nı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılına girişin sembol projeleri olarak değerlendiriyorum. Artvin Yusufeli Barajı ve HES yeni bağlantı yolları ve tünelleri. Yeni yerleşim bölgesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yerleşim alanının detaylarını paylaştı. Barajımızın, yollarımızın, tünellerimizin ve yerleşim yerimizin ülkemize, milletimize, bilhassa da siz Yusufeli'li kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Yusufeli 2698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, ana sınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy, ayrıca tüm kamu ve hizmet binaları ile sıfırdan kuruldu. Her türlü altyapısı ve üst yapısıyla oldukça ferah bir şekilde tasarlanan yeni Yusufeli eskisinin iki katı büyüklükte bir alana sahiptir. İlçenin ulaşım ihtiyacı için bünyesindeki 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Ülke ekonomisine yıllık 5 milyar liralık katma değer sağlayacak olan Yusufeli Barajı'nın özelliklerinden bahseden Erdoğan, enerji üretim kapasitesinin de 2,5 milyon konutun veya 750 bin tok otomobilin enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirtti. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali 100 katlı bir gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır. Kurulu gücü 558 megawatt olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilowatt saat enerji ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir. Allah göstermesin, bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Bu baraj aynı zamanda Çoruh Nehri'nin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin tok otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Konuşmasında terörle mücadeleye ilişkin de net mesajlar veren Erdoğan, saldırıların devam ettiği yerlerde güvenlik çizgisine olması gereken yere çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz dedim. Ülkemiz sınırlarına ve vatandaşlarına yönelik saldırıların kaynakları bellidir. Bu bölgedeki teröristlerin her birinin kimliğini, yerini, sicilini biliyoruz. Aynı şekilde bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini, silahlandırdığını, cesaretlendirdiğini de çok iyi biliyoruz. Buradan, Yusufeli'nden açıkça ilan ediyorum. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması hususunda verdiğimiz her söze, yaptığımız her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri ziyadesiyle yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla terör örgütünün ismini değiştirerek teröristlerin yanında
kendi askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz, karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle biliriz.